Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar, zweiteilige Konnektoren. Bu üst başlığın bir alt başlığı var. O da zweiteilige restriktive Konnektoren. Evet, restriktif ne demek acaba? Restriktif arkadaşlar, kısıtlayıcı anlama geliyor. Burada belli başlı yapılar var arkadaşlar. Bu belli başlı yapılar hangileri, hazırsanız onu bir inceleyelim. Burada arkadaşlar es sei denn das görüyoruz. Außer wenn ve außer das yapılarını görüyoruz. Bu şimdilik burada bir dursun. İlk örneğimizde bir başlayalım arkadaşlar. İlk örneğimiz ne diyor bize? Wir fahren am Wochenende nach München. Gayet anlaşılır bir cümle değil mi? Ne diyor? Hafta sonu Münih'e gidiyoruz değil mi? Dies gilt nicht, wenn meine Frau im Krankenhaus Dienst hat. Evet, dies gilt nicht, gelten geçerli olmak demek arkadaşlar. Bunu bir yapı olarak görelim. Dies gilt nicht, bu geçerli değil demeye getiriyor. Bakın burada bir koşul cümlesi var. Wenn, değil mi? Eğer ki, ne olmazsa. Wenn meine Frau, eğer karım im Krankenhaus Dienst hat. Evet, karım eğer hastanede, değil mi? Karımın eğer hastanede görevi, nöbeti olursa bu geçerli olmayacak diyen bir cümle. Bu eminim ki sağlıkçılarımız, doktorlarımız ve hemşirelerimiz varsa izleyen tanıdık gelecektir değil mi? Ne diyor? Biz hafta sonu Münih'e gidiyoruz. Bu karım eğer işte karımın hastanede nöbeti olursa olmayacak demeye getirmiş oluyoruz. Şimdi bunu arkadaşlar bu yapılarla nasıl bir araya getiririz? Yani bu iki cümleyi tek bir cümle haline getirecek olursak ne yaparız? Ona bir bakalım. Öncelikle arkadaşlar wahrscheinlich ile bakalım. Wahrscheinlich neydi arkadaşlar? Wahrscheinlich olasılıkla. Bunu daha önceden görmüştük hatırlarsanız. Ne diyor cümlemiz? Wahrscheinlich fahren wir am Wochenende nach München. Olasılıkla hafta sonu Münih'e gidiyoruz. Bakın burada ne geliyor? Es sei denn, es sei denn ola ki demek arkadaşlar. Ola ki, es sei denn meine Frau wird im Krankenhaus Dienst haben. Evet. Ne diyor yani? Ola ki karımın işte Türkçe'de anlam olarak şöyle bir anlam ortaya çıkıyor arkadaşlar. Karımın hastanede nöbeti olacak olursa biz Münih'e gidemeyeceğiz demeye getiriyor değil mi? Wahrscheinlich fahren wir am Wochenende nach München. Es sei denn, meine Frau wird im Krankenhaus Dienst haben. Ola ki karımın hastanede görevi, nöbeti olursa gibi bir birebir anlam çıkmış oluyor arkadaşlar. Tabii anlam olarak ne demek istediğimi anladınız. Eğer olmazsa demeye getirmiş oluyoruz değil mi? Bunu es sei denn das olarak da inceleyebiliriz arkadaşlar. Bakın burada wir fahren am Wochenende nach München. Evet, aynen buraya taşımış olduk. Es sei denn das meine Frau im Krankenhaus Dienst hat. Ola ki, bakın burada gene aynı şekilde ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? Bu sefer wahrscheinlich kullanmaya gerek kalmadan wir fahren am Wochenende nach München ile cümlemiz başlamış. Es sei denn das ile ne yapmış oluyoruz? İki cümleyi bir araya getiriyoruz ve burada bir ne var arkadaşlar? Bir kısıtlayıcı bir anlam var. Kısıtlamamız ne? Karımın değil mi hastanede nöbetin olması, bu kısıtlı bir neden. Dolayısıyla ne oluyor? Gerçekleşmeyecek Münih'e gitmemiz. Dolayısıyla es sei denn das meine Frau im Krankenhaus Dienst hat. Demek ki Dienst görev gibi düşünün arkadaşlar. Ancak biz bunu dilimize uyarladığımızda ne olmuş oluyor bu? Nöbet gibi de anlaşılabilir. Tabii nöbet anlamına gelmiş oluyor. Ancak birebir Dienst'in anlamı görev arkadaşlar. Bakın es sei denn das yerine ben ne yapabiliyormuşum? Außer'yı da kullanabiliyorum. Bakın außer das ya da außer da olabilir. Bakın ne yapıyorum? Aynı şekilde cümlemi buraya taşıdım. Wir fahren am Wochenende nach München. Gayet olağan bir cümle ve
Außer ile devam ediyor. Außer meine Frau hat im Krankenhaus Dienst. Evet, bakın burada baktığımızda ikisi de olumlu cümle. Öyle değil mi? Ancak güzel Türkçemizde biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Öyle bir şey olursa ne yaparız? Olumsuz yaparız. Öyle değil mi? Ne deriz? Karımın hastanede nöbeti olmazsa, bakın burada ne yapıyoruz? Olmazsa diye olumsuzlama getiriyoruz. Ancak burada öyle bir şey söz konusu değil. İki tane pozitif cümle var. Ancak buradaki außer ile ne yapmış oluyoruz? Orada negatif yapmış oluyoruz bu durumu. Yani olumsuzlamış oluyoruz bu durumu. Hangi durumu? Karımın nöbeti olmazsa demiş oluyoruz. Ama bunu güzel Türkçe'de yapıyoruz. Burada Almanca'da pozitif, olumlu bir cümle söz konusu. Dolayısıyla ne diyoruz? Wir fahren am Wochenende nach München. Außer, bakın, außer wenn de diyebilirdik. Ama onu birazdan göreceğiz arkadaşlar. Außer das düzeltiyorum. Außer das şeklinde de devam edebilirdi. Außer das meine Frau evet, außer das meine Frau im Krankenhaus Dienst hat derdik o zaman da. Bakın außer ile denildiğinde demek ki olağan bir şekilde ne olmuş oluyor demek ki? Außer meine Frau hat im Krankenhaus Dienst demiş oluyoruz. Peki außer wenn denilseydi ne olacaktı? Bakın außer wenn olduğunda da haben cümlenin sonuna gidecek ve diyeceğiz ki wir fahren am Wochenende nach München außer wenn meine Frau im Krankenhaus Dienst hat demiş olacağız. Dilerseniz bunları bir toparlayalım arkadaşlar. Demek ki es sei denn ile cümlemiz başlayacak olursa, yani düzeltiyorum, iki cümleyi bir araya getirecek olursak ne yapacakmışız? Wahrscheinlich fahren wir am Wochenende nach München. Es sei denn, meine Frau wird im Krankenhaus Dienst haben. Biz bunu es sei denn das şeklinde yorumlasaydık ne olurdu? Wir fahren am Wochenende nach München. Es sei denn, dass meine Frau im Krankenhaus Dienst hat. Peki, außer şeklinde yorumlansaydı ne olacaktı? Außer, hani şunu hariç tutarsak gibi düşünün arkadaşlar. Außer çünkü dışında demekti. Dolayısıyla bunu dışında tutarsak gibi bir anlam çıkıyor. Dolayısıyla wir fahren am Wochenende nach München. Außer meine Frau hat im Krankenhaus Dienst. Değil mi? Außer wenn şeklini işin içerisine dahil edecek olursak ne olacak demek ki? Wir fahren am Wochenende nach München. Außer wenn meine Frau im Krankenhaus Dienst hat diyecekmişiz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Wir fahren am Wochenende nach München. Wir fahren am Wochenende nach München. Dies gilt nicht, wenn meine Frau im Krankenhaus Dienst hat. Dies gilt nicht, wenn meine Frau im Krankenhaus Dienst hat. Wahrscheinlich fahren wir am Wochenende nach München, es sei denn, meine Frau wird im Krankenhaus Dienst haben. Wahrscheinlich fahren wir am Wochenende nach München, es sei denn, meine Frau wird im Krankenhaus Dienst haben. Wir fahren am Wochenende nach München, es sei denn, dass meine Frau im Krankenhaus Dienst hat. Wir fahren am Wochenende nach München, es sei denn, dass meine Frau im Krankenhaus Dienst hat. Wir fahren am Wochenende nach München, außer meine Frau hat im Krankenhaus Dienst. Wir fahren am Wochenende nach München, außer meine Frau hat im Krankenhaus Dienst. Wir fahren am Wochenende nach München, außer wenn meine Frau im Krankenhaus Dienst hat. Wir fahren am Wochenende nach München, außer wenn meine Frau im Krankenhaus Dienst hat. Sonraki örneğimizle devam edelim arkadaşlar. Wir gehen spazieren. Evet, spazieren neydi? Gezinti. Değil mi? Wir gehen spazieren, yani gezmeye gidiyoruz. Es regnet den ganzen Tag. Tüm gün yağmur yağıyor. Şimdi arkadaşlar burada bir kısıtlayıcılık var. Kısıtlayıcılığımız ne? Yağmurun yağması. Dolayısıyla eğer yağmur yağarsa gidemeyeceğiz. Bunu şimdi bu formlarda nasıl inceleriz? Ona bir bakalım. Bakın buradaki yapıyı aynen aşağı taşıdım. Wir gehen spazieren. Es sei denn, ola ki yağmur yağarsa gidemeyeceğiz diyeceğiz. Wir gehen spazieren. Es sei denn,
Es regnet den ganzen Tag. Ola ki tüm gün yağmur yağarsa gidemeyeceğiz gezintiye, değil mi? Gezmeye gidemeyeceğiz demiş oluyoruz. Dolayısıyla wir gehen spazieren, es sei denn, es regnet den ganzen Tag demiş oluyoruz. Bunu bu sefer es sei denn das şeklinde yorumlayacak olursak arkadaşlar ne olacak? Bakın buradaki cümleyi gene buraya taşıdım ve ne diyorum? Wir gehen spazieren, es sei denn, das es den ganzen Tag regnet. Bakın burada fark ettiyseniz arkadaşlar, daslı cümlelerde biz ne yapıyoruz? Sona atıyoruz değil mi? Daha doğrusu bu yapının içerisinde ne yapıyoruz? Eylemimizi cümlenin sonuna atmış oluyoruz. Ve ben ne yapmış oldum burada arkadaşlar? Mesela daslı bir cümle olmuş olsaydı ich weiß, dass du kommst değil mi? Ne yapardık? Kommen'i cümlenin sonuna atardık. Burada da eylemimiz regnen olduğu için ne yapıyoruz? Cümlenin sonuna atmış oluyoruz arkadaşlar. Tabii böyle ezbere konuşmak da çoğu zaman insanı yanıltabiliyor. Öyle bir şey yapana kadar aklınızda bulunsun. Nasıldı diye düşünürken bir cümle kurgulayın aklınızdan arkadaşlar. Şu an yapmış olduğum gibi. Ve orada zaten o yapı taşlarını oturtmuş oluyorsunuz. Kesinlikle ama kesinlikle fark ettiyseniz arkadaşlar, hiç derslerimde böyle kimya dersi gibi formül kullanmıyorum. Bu artık geçen yüzyılda kalan bir teknik. Artık kullanılmayan bir teknik. Dolayısıyla mümkün mertebe yapıları altını çizmeyi, renklendirmeyi ihmal etmeyin. Dolayısıyla işin içerisine görselliği katmış olursunuz. Burada da arkadaşlar demek ki ne yapıyormuşuz? Daslı cümle olduğundan dolayı eylemim olan regnene yağmurun yağması demekti. Değil mi? Ne yaptım? Sona atmış oldum. Ve burayı toparladığımızda demek ki ikinci cümlede wir gehen spazieren, es sei denn, das ist den ganzen Tag regnet demiş oldum. Außer das neydi? Dışında tutacak olursak, haricinde değil mi anlamına gelen außer das. Evet, ne oluyor arkadaşlar? Bakın aynı şekilde yapımı ve gehen spazieren yapısını buraya aldım ve gehen spazieren. Außer das ist den ganzen Tag regnet. Bakın aslında buradaki yapıyla aynı, öyle değil mi? Ne yaptım? Wir gehen spazieren. Außer dass es den ganzen Tag regnet demiş oldum. Außer wenn, bakın außer wenn burada bir koşul cümlesi gibi gelebilir aklınıza ama burada gene bir kısıtlayıcılık var arkadaşlar. Dediğim gibi önceki örnekte de hatırlattım. Negatiflik yok. Bu sizi ikileme götürmesin arkadaşlar. Bunun Almanca dinamiği ile güzel Türkçemizdeki dinamik çoğu zaman çakışabiliyor. Dolayısıyla bunu bu dinamik içerisinde incelemekte fayda var. Bakın burada da pozitif bir cümle var. Burada da pozitif bir cümle var. Nedir onlar? Wir gehen spazieren, gezintiye çıkıyoruz. Außer wenn es den ganzen Tag regnet. Bakın pozitif ama außer wenn ile ne yapmış oldum? Bundan sonraki, değil mi? Bakın virgülden sonraki cümleyi ne yapmış oldum? Olumsuzlamış oldum. Dolayısıyla yağmur yağmazsa ne yapacağız? Gezintiye çıkacağız demiş oluyorum. Dolayısıyla wir gehen spazieren, außer wenn es den ganzen Tag regnet demiş oluyorum. Dilerseniz şöyle bir toparlayalım arkadaşlar. Demek ki es sei denn yapısını kullanacak olursak ne diyecekmişiz bakın burada? Wir gehen spazieren, es sei denn es regnet den ganzen Tag. Ola ki yağmur yağarsa ne olacak arkadaşlar? Gezintiye, gezmeye gidemeyeceğiz anlamı doğmuş oluyor. Aynı şekilde es sei denn das yapısına baktığımızda bakın buradaki yapıyı, buradaki cümleyi aynen buraya taşıdım. Wir gehen spazieren, es sei denn das ist den ganzen Tag regnet. Bakın ne oldu? Regnene cümlenin sonuna atmış oldum. Außer das yapısını kullandığımızda ne olacak? Ona bir bakalım. Wir gehen spazieren. Außer das ist den ganzen Tag regnet demiş oldum. Außer wenn olduğunda ne olacak arkadaşlar? Ona da bir bakalım. Wir gehen spazieren. Außer wenn es den ganzen Tag regnet demiş olduk.
Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Wir gehen spazieren. Wir gehen spazieren. Es regnet den ganzen Tag. Es regnet den ganzen Tag. Wir gehen spazieren, es sei denn, es regnet den ganzen Tag. Wir gehen spazieren, es sei denn, es regnet den ganzen Tag. Wir gehen spazieren, es sei denn, dass es den ganzen Tag regnet. Wir gehen spazieren, es sei denn, dass es den ganzen Tag regnet. Wir gehen spazieren, außer dass es den ganzen Tag regnet. Wir gehen spazieren, außer dass es den ganzen Tag regnet. Wir gehen spazieren, außer wenn es den ganzen Tag regnet. Wir gehen spazieren, außer wenn es den ganzen Tag regnet. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde zweiteilige restriktive konnektoren konusunu görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.